Hem de de. Bu vaziyette hem de oluyor. Bakın. Daha sonra bu tereyağı kızarınca biraz sonra bunları atacağız. Kavuracağız. Bu rengi. Pirince veren rengi bu. Kısarmış soğanı. İşte ustalık daha burada. Doğramış olduğumuz o rengide çektiğimiz soğanı tereyağı ve zeytinyağı kızarttık ve üstüne attık. Görmüş olduğunuz gibi karıştırıyoruz soğanları. Bu pembeleşene kadar kızartacağız. Yani esmer bir rengi alacağız. Orada da dolmanın rengini vereceğiz. Yani pirince esmer bir renk vereceğiz. O işlemi yapacağız. Soğanını ölçtük kazanların görmüş olduğunuz gibi. Suyunu koyduk. Tereyağlarını koyduk. Şu anda tuzunu atıyoruz. Şu anda içinin rengini de alabilirsin. Bak yani. İçinin koyu ve esmer olduğunu görebiliyor musun? Buhardan göremiyorsun. Bekle o zaman. Verin abi pirinçleri verin. Bak şimdi pirinçler geliyor onları alacağım. Dökülüşünü al uzaktan. Biraz daha geri çık. Şimdi. Bak pirinçler dökülüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Dök abi. Her kazanın pirinçleri ölçüldü, edildi, dökülüyor şu anda. Hadi, hadi. Evet, hadi abi dök. Şimdi yanaş. Pirinci görebilirsin bak tabanda, gördün mü? Şu anda dağılıyor. Rengini alsın diye. Gördün mü? Esmerliği de gördün değil mi? Bu dolmanın üzerinde ise de esmer olmasıdır. Şimdi pirinç suyunu yavaş yavaş çekiyor. Görüyor mu kazan içini? Evet. Ha. Buradaki amaç evdeki pirinç pilavını yapar gibi yaptığınız gibi çektirmek. Gördün mü pirinci taneliğini de? Ve aynı zamanda rengini de gördün mü? Renginin nasıl hafif esmer, altın sarısına değiştiğini. O suvanlar yaptı kızartmış olduğumuz. Şu anda da şimdi bunu alacağız. Köz ucundan atacağız. Ondan sonra dinlenecek. Çuvallara vurup ağzı kapanacak. Dolma dediği görmüş olduğunuz gibi pirinçlerimizi bez torbalar içerisine koyuyoruz. Etin buharının 12 saat kaynaması özelliği de. Artı bu pirinçler normal pilavlık pirinçlerden değil, akçeldik dediğimiz özel pirinçlerdir. Görmüş olduğunuz gibi tane tane de dökülür yani. Bunun özelliği ateşi görünce uzamasıdır. Cağlamaya geçtik. Torbalarımızı açtık. Şu anda içine doldurmaya başladık pirinçlerimizi. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle. Şöyle de ağzını kapatıyoruz. İşte dışarıya aşırı derecede buhar atıp suyun eksilmemesi için hamurla kapatıyoruz. Yani conta yapıyoruz. Conta. Görmüş olduğunuz gibi. Küçük bir tencerenin contası. Ver abi. Yeah.
dolması yaklaşık 600-700 senedir Çorum İskili ilçesinde yapılan tarihçesi Osmanlı'ya dayanan bir yemektir. Şu anda sadece İskilip'te yapılmaktadır. Osmanlı zamanında askeri sefere giderken askeri doyurmak için yapılmış bir yemektir. Genellikle kazanlarla yapılır. Bunun ustaları vardır. Ustaları haricinde kimse bunu bireysel olarak yapamaz. Bir kazanda 152 kişi doyar. Kazanın içine 20 kilo et, 20 kilo pirinç konur. İskilip dolması öncelikle çorba, et suyunda, yani İskilip dolmasının kazan içinde et suyundan yapılan şehriye çorbası. Daha sonra lenger dediğimiz bir kapta pirinç pilavı şeklinde üzerinde etle birlikte sunumu hazırlanır. Yanında sirkeli cacık, normal cacık, ayran ve üzüm poşafı olur. Bu yemeği yendikten sonra da yine bu yemeğin arkasından helva. İskilip dolması bizim düğünlerimizde yapılan bir yemektir. Düğün sahibine kolaylık olsun diye bunun ustaları tarafından yapılır. Sunumu her düğünde hemen hemen aynı şekilde yapılan bir yemektir. 13-14 saatte pişer. Düğünlerimizde misafirler gelir, yemeği yer. Yemeği yedikten sonra da düğüne kaldığı yerden devam eder. Dünyada en uzun süreli pişen 3 yemek arasında İskilip dolması önde gelen sıradadır. 14 saatte piştiği gibi de onun öncesinde 5-6 saatlik bir hazırlık evresi vardır. Tabii. Onlar yıkanır, tuzlanır, soğanlar bölünür, tereyağlar ayarlanır. Bu şekilde toplamda 20 saate yakın iş yemeği gerekir. Ayrıca bence etin de en güzel pişmiş hali. Yani kazanda et 13-14 saatte pişer. Hiç kesinlikle çiğ noktası kalmaz. Eti de ayrı bir lezzet yani. Eti, normal eti pişmeye et benzemiyor. Tabii. Et dağılıyor böyle. Yani. Eti ve et kemikten ayrılıyor. Genellikle düğün yemeklerimiz büyük masalarda, yuvarlak toplantı masaları dedikleri masalarda etrafına 10-12 sandalye konarak gelen misafirleri oraya oturtarak ikram edilir. Yani adı niye böyle olmuş diyenler var. Özellikle bahar kazanlarda. Tabii. Bakır ve kalaylı. Hatta yani ben düşünüyorum ki belki de düdüklüyü bulmaları bile tabii buradan gelme. Tabii. Yani kazanlarda buhar görevi, düdüklü görevi yapıyor. Basışlar. Basışlar. Buhar basıncı da piştiği için. Tabii. Bir tarihi 700 yıllık, 600 yıllık. Tabii. Belki de burada nesilin evde düdüklenceği buldular. Diyenler var zaten. İlk düdüklenceği bizim Çorum İskilip'te bulunmuş diyenler var. Şimdi kapağını kapatırlar. Hı-hı. Etrafına hamurla şey yaparlar, hava almasın diye sadece çöp deliği. Evet. Girecek kadar bir delik bırakır. Kürdanlar ne denir? Tavanın çıkması sağlar. Bizim yöresel ve kültür yemeğimizdi. Artı toplantı yemekleri olarak da kullanırız. Odunda buharda pişmesi, evet, uzun süreli olması. Bunu dolma deyince yaprak sarması gibi algılayanlar var. Baharla sarması, laprakla dolma. O şekilde değil de bu bez torbalarda, cağ dediğimiz torbalarda piştiği için biz ona o yüzden dolma diyoruz. Yoksa bu yaprak sarmasıyla, biber dolmasıyla bir alakası yoktur. Bayramlarımızda dahi yapılır yani. Özellikle bayramlarımızda yapılır. Bayramlarda insanlar dostlarını davet ettiği zaman özel günlerde, ikramlarda genelde yapılan yemekler. Bu kazanlar açarken dua oluyor değil mi? Onda tabii. Kazan kapatılırken de, kazan açılırken de ikisi de dua ile yapılır. Zaten bizim yemek kültürümüzde yemek yendikten sonra dua edilir. Ancak bizim İskilip dolmasında daha yemek hazırlanmadan duaya başlanır. Servis edilmeden duaya devam edilir. Sofradan kalkarken de ayrıca
Yemek duası. Duası yapılır. Yani bir dolmada üç tane dua görülür. Bu da bizim dinimizden gelen bir adet olur.